Kolluk Güçleri'nin yapmış olduğu çalışmalar bu son siyasallaşmasından dolayı büyük kolluk güçleri, polis ve jandarmada büyük darbe vurdu. Aslına baktığınız zaman Fethullah Gülen hareketinden sonra her iki teşkilatın içerisindeki sıkıntılar giderek açıldı. Hizmet vermeye başladılar fakat son görüntüler hiç açıcı olmadı. Görev tanım ve tarifleri bakımından yıllar içerisinde kurulmuş olan bu teşkilatların bu şekilde siyasal görüntü vermesi şık olmadı, iyi olmadı. Evet, evet, evet. Peki bir de bu şöyle bir şey var. Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısında ilginç bir konu var. Siz de Saygı ile bugün konuşmuşsunuz. Biz telefonla konuşurken Saygı ile söyledi, sohbet etmişsiniz. Bu Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi bu yılın ilk 10 ayında 198 bin uyuşturucu operasyonunda 258 bin şüpheliyi yakaladığını, bunlardan 22 bininin tutuklandığını duyurdu. O zaman emniyet önüne geleni gözaltına almış, hakkında işlem yapmış demektir. Bir kahveye baskın yapıldı. Aynı masada oturanlardan birisi uyuşturucu kullandıysa diğerlerine de aynı gözle bakılıyor ve dosyasına uyuşturucudan hakkında işlem yapıldı kaydı giriyor. Bu doğru bir şey mi bu? Şimdiki yasal mevzuata göre eğer bir sefer sentetik veya doğal uyuşturucuyla içici olarak yakalanmışsa savcılıktan onlara hemen tutuklamıyorlar. Yani şimdi ona bir şans daha tanıma çalışıyorlar. Bunlar daha önce Hollanda ve Almanya denedi. Yani hatta yeraltı dünyası bunu pazarlayacağına biz şey yapalım diye bazı mekanlar, içici mekanlar veya alışkanlık içerisinde olanların kontrolü tutmak için öyle şeyler yaptı. Fakat iyi mi kötü mü diye tartışmanın sonunda kapatıldı. Yani bunlar batıda deniliyor. Özellikle Hollanda'da, Almanya'da. Tabii Almanya'da bir başka şeye baktığımız zaman da özellikle balonlar bakımından, Türk balonlarının davranışlar bakımından şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani boyunda altın bilezik, kolunda altın bilezik. Balonlar o şekilde taktığı zaman Türk balonlar hepsi bu şekilde teker teker yakalanmış. Bir de böyle şeyler var. Ama bugün Saygı'nın yazısını okudum, gayet güzel yazmıştı. Bugün Emine Kongal Hoca'nın da yazısında evet. Şey var. Nahut diye okudum, bilmiyorum. Yani orada tahmin edici polislik, yani prediktif polislik deniyor. Yani kamer diye bir merkez kurulmuş. Öyle ifade ediliyor. Evet, bu burada, yeni bir takip sistemi. Nüfus müdürlükleri de var işin içinde, emniyette de var, pek çok kamu kurumu var. İnsanlar hakkında bilgi toplama ve bir havuz oluşturma gibi bir çalışma. Herkes neredeyse fişleniyor. Evet, yani burada tabii sıkıntı şu, şeyin siyasallaşmış olması. Kolluk güçlerinin itibarat teşkilatlarını. Saadettin Bey, ben bir şey söyleyeyim. Ben Yalçın, merhaba. Çoktandır görüşmedik. Buyurun hocam. Şimdi son yıllarda uyuşturucuyla mücadeleyi siz nasıl buluyorsunuz? Yani son 10-15 yılda, son 20 yılda baktığınız zaman... Şimdi hocam, yerel bazda bakıldığı zaman, yani gençliğin zehirlenmesi bakımından bakıldığı zaman şu anda çalışma yapılıyor. Fakat bu çalışma sadece yakalama üzerine yapılıyor. Eskiden okullarda gidilip şey yapılıyordu. Tek tek anlatılıyordu uyuşturucunun zararlarıyla ilgili. Şu anda ne kadar yapılıyor bilmiyorum ama bağımlılıkla mücadele üst kurulu var. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulan. O üst kurulun alt kurulları falan onlar ne çalışıyorlar, ne yapıyorlar belli değil hiçbir şekilde. Bilmiyorsunuz. Tabi burada Türkiye bir terminal ülke oldu. Şu anda terminal ülke oldu. Türkiye kendine kötü bir ülke oldu. Ben de bir soru sormak istiyorum Soran Hanım. Şimdi eskiden Afganistan, Pakistan üzerinden İran'dan geçen şeyler, uyuşturucu nakilleri Türkiye'de
Türkiye'de de destek olarak öyle geçiyordu. Kuzey, güney hattı, deniz hattı. Hatta yakalanıyordu biliyorsunuz. Ama şimdi dünyanın her tarafından uyuşturucu Türkiye üzerinden sanki şeye doğru pazarlanıyor. Avrupa'ya veya Orta Doğu ülkelerine. Bütün limanlara inen mallar var. Sedef evet. Az önce hepsini onları tek şimdi tek okudu. Şimdi Mersin Limanı, İzmir Limanı, kimi havalimanları? Bütün limanlarda şey var. Şimdi şu an buradaki sıkıntı şu. Döviz nereden gelirse gelsin mantığı var. Kayıt dışı gelişler falan için serbest kaldı. Tabii ülke, modern ülkelerden 10 lira bile gelse kayıt altına alır. O tip sıkıntılar devam ediyor. Ve paranın kaynağı da sorulmadığı için de kimin getirdiği belli değil. Bir başka şey, mesela Irak, Suriye ve İran'da bankaya sistemi gelişmediği için oradan sırtına döviz yükleyen, gümrük kapısında kayıt altına aldırtırıyor, ben döviz getirdim diye. Onu soruşturması lazım, takip edilmesi lazım. Kayıt altına girerken de para, çünkü eğer kayıt altına girmezse Türk ekonomisini tehdit ediyor. Böyle şeyleri aksaklıklar var. Tabii Türkiye bazı konvansiyon şeylere, Sazlık Konvansiyonu, Palermo konvansiyonlara tabi ve o konvansiyonlar çerçevesinde organize suçlarla, terörle, kara parayla ve diğer uyuşturucu kaçakçılığı mücadelede bunların birlikte yapılması gerekiyor. Çünkü bu suçlar tek başına bir ülkenin başarabileceği bir suç değil. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken içerideki kendi gençliğini kurtarması bakımından bir çalışma yapması gerekiyor. Proje güvenlik limanları inşa etmesi gerekiyor. Bir de uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını yükseltmesi bakımından da özellikle marketing suçları bakımından da bir çalışma yapması gerekiyor. Evet. Bunlar bunun güvenlik limanlarıyla bunlar yapılabilir. Ama bunu yapacak şu anda siyasi irade yok. Çünkü siyasi irade para nereden gelsin mantığı içerisinde gelsin de nereden gelirse gelsin mi diyorlar yani? Şu anda öyle deniyor. Çünkü yıllar içerisinde bir sürü hastalık getirildi. Bu hastalık kesinlikle hep affedildi. Harbada yine hastalık getirilebilir. Biliyorsunuz kara parayla mücadele eden Amerikan Hazine Bakan Müzesi yıllar değerip gitti. O ikisi yetkiler geldi gittiler. Maliye eden bir ufak bakımından Türkiye kriz listeye alındı. Onun sıkıntısı şu. Uluslararası alanda sizin bir yakınızda çocuğunuz olsa para gönderseniz hemen o ülke polisi sizi takip ediyor. Ve adi para yeterli olsa dahi takip ettiği için bir anda parayı okuyan evladınıza gönderemezsiniz. Veya herhangi bir şirkete de gönderemezsiniz. Böyle sıkıntıları var. Tabii geçmişte mesela bir örnek vermek gerekirse Matador Operasyonu'nun büyük uyuşturucu kaçakçısı Türkiye Emniyet Teşkilatı Devlet Gönlük Bahçesi Savcılığı İspanya Portekiz Polisi ile beraber büyük yüzey içerisinde yapılan bir çalışmaydı. Ve devletin en kılcalamaya kadar ele geçirmiş olan bir büyük uyuşturucu kaçakçısı birlikte ortadan kaldırdı. Yurt dışındaki bağlantıları bakımından etkisi hale getirildi hem Türkiye'deki. Şimdi bu tür şeyler yapılabilir. Türkiye'de de tabii yıllar içerisinde dışarıdan gelen SKT, Katlagon gibi bir sürü İmaratlı Türkiye'de yapılan gibi bakanlık döneminde LGS operasyonuyla yakalamıştık Katlagon İmaratı'nın. Şimdi Bonzai gibi Bali gibi değişik kimyasal maddelerden çok çabuk elde edilen, sanayide kullanılan bunlar da gençleri, evlatları hepsini aileleri mahvediyor. Bu konuda aileler sadece tüken içerisinde tabi Türkiye'de. Sayın Tantan. Uyuşma mücadelede belli hastaneler var. Onlar da kafi değil.
Buyurun. Evet, Sayın Tantan, şimdi uluslararası uyuşturucu baronları var. Şimdi siz uyuşturucuyla mücadelede önemli hizmetlerde bulundunuz. Dolayısıyla merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de İçişleri Bakanı diyor ki işte o uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kırarız gibi böyle bir sokak ağzıyla hatta bir ifadede bulunuyor. Ama mesele sokaktaki uyuşturucu satıcısı mı yoksa bu baronlar mı? Yani mesela Türkiye'de herhangi bir uluslararası uyuşturucu ticareti yapmış olan bir baron hapiste mi, tutuklandı mı, bulundu mu, yargılandı mı, hapsedildi mi? Geçen balistel kolu yazmıştık açısından çok detaylı bir taş değil. Nasıl bırakıldı, nasıl kaçırıldı, sonra kimlerin kimler tarafından öldürüldüğünü. Şimdi uyuşturucu baronları hemen adlarında adliye ve emniyet ve jandarma teşkilatları bizi de takip ederler. Eğer devlet isterse bir sinek bile gidemez, biliyor musunuz? Bunu açık olarak söyleyeyim. Yani bu sizin siyasi tercihinize bağlı, siyasi adınıza bağlı. Eğer siz bir takım şeylerden besleniyorsanız onu görmeden gelirsiniz siyasetten. Maalesef. Ama bu da ülke ekonomisinin, ülke gençliğinizle ilgilenen bir yapıdır. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgilenen gençliğiniz, evlatlarınız, sorunlarınız, cemaatler tarafından ele geçiriliyorsa ve belli güçler tarafından ele geçiriliyorsa, siz onları görmezden geliyorsanız ve sizin evlatlarınızın durumlarınızdan zihinleri kirletiliyorsa, fiziki anlamda zehirle, siz ülke yönetecek insanlar zehirleniyorsa ve şey yapılıyorsa, bilin ki bir büyük projeyle nesli karşı karşıya. Buna karşı da mücadele etmek lazım. Topyekun. Tabii sivil toplum kuruluşlarında bu konuda kurulu ürün ufaklı bir sürü örgütsel yapılar var. Bunlar mücadele ediyor ama kâfi değil. Halkla beraber topik mücadele edildiği takdirde bu illetten herkes kurtulabilir. Ama ailelerin feryatlarını duyan da yok yani şu anda. Ama söylediğiniz zaten çok şey önemli. Yani o baronlar da diğerleri de kendilerine yol açılmasa ya da göz yumulmasa bunların... Yani devlet istese... kapsamlı bir mücadele verildiği takdirde ve bu yönde bir siyasi inisiyatif sahibi olunduğu takdirde o baronların da üstesinden gelebilir diyorsunuz. Hatta bunu diğer ülkelerle birlikte koordine ederek bu savaş, bu mücadele verilir. Şöyle ifade edeyim. Bu suçlara mücadele tek başına bir ülkenin başarabileceği bir mücadele değil. Uluslararası anlamda beraber çalışılması gereken bir mücadele.